Mersin'de terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Sadun Doğan'la Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 139 kişiden 112'si geçtiğimiz hafta başında düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken adliyeye çıkartılan 89 kişiden 45'i tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 kişiden aralarında HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan'la Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu'nun da bulunduğu 16 kişi daha tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de aralarında olduğu 27 kişinin ise halen aranmasına devam ediliyor. Mersin'den otobüsle Antalya'nın Manavgat ilçesine giden ve tekneyle Kıbrıs Rum kesimine geçmeye çalışan Suriyeli 88 kaçak sahil güvenlik tarafından yakalandı. Manavgat Irmağı'ndan gece açılan gezinti teknesiyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçaklar olduğu tespit edildi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Manavgat'ın 3 mil açığında Lord adlı gezinti teknesini durduran sahil güvenlik botu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakları Side mahallesine getirdi. 13'ü kadın, 41'i çocuk, 88 Suriyeli kaçak Merkez Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Mersin'den otobüsle Manavgat'a gelen kaçakların tekne ile Kıbrıs Rum kesimine geçmeye çalıştığı belirlendi. İşlemleri bitirilen kaçaklar Antalya Göç İdaresi'ne teslim edildi. Mersin genelinde etkisini devam ettiren soğuk hava ve kar yağışı hafta sonunda da devam etti. Gülnar'dan Mut'a, Erdemli'den Çamlıyayla'ya kadar pek çok köy yolu ulaşıma kapanırken bazı kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. 970 personelle 24 saat boyunca görev yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri 13 ilçede 180 iş makinesi, 150 kamyon ve pikapla yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Gelen ihbarları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri teknik araç ve iş makineleriyle birlikte Büyük Sorgun Mahallesi'ne gitti. Kar yağışı devam ederken kapanan yolları açarak yaklaşık 5 saat süren çalışmalar neticesinde bölgeye ulaşan ekipler 7 aylık hamile bir kadın ve biri 2 aylık, diğeri 2 yaşındaki hasta çocukları arazi araçlarıyla ana yolda hazır bekleyen ambulanslara yetiştirdi. Öte yandan çalışmalar kapsamında ayrıca Gülnar'ın Kurbağa Mahallesi, Kaplantaşı mevkii ve Alanboğaz'da da kar nedeniyle mahsur kalan Umre'ye gidecek olan 9 vatandaşla mahsur 9 öğrenci ve 9 işçi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak Gülnar şehir merkezine ulaştırıldı. Mutta ise kar yağışı sebebiyle ailesiyle birlikte dağda mahsur kalan çoban ve soğuktan 70-80 tanesinin telef olduğu 150 küçükbaş hayvan sürüsü Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bölgeden alınarak güvenli noktaya ulaştırıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi günlük hayatı durma noktasına getirdi. Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken hava sıcaklıkları geceleri -10 dereceye kadar düştü. Kapalı mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ederken kırsal kesimlerdeki hastaların imdadına Genelkurmay Başkanlığı'na ait helikopter yetişti. Silifke'nin Kırobası mahallesinde fenalaşan diyaliz hastası 35 yaşındaki Şahin Avcı mahalleye ulaşım sağlanamayınca mahallede mahsur kaldı. Silifke Kaymakamlığı ve Mersin Valiliği'nin yönlendirmesiyle askeri personel tarafından helikoptere alınan Şahin Avcı Silifke Şehir Stadyumu'na getirilerek burada hazır bekleyen 112 sağlık ekibine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan hasta daha sonra Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir diğer vakada ise Silifke'nin Kıca mahallesinde ani olarak fenalaşan diyaliz hastası 35 yaşındaki Mustafa Uysal da zor şartlar altında 112 ambulansına alınarak MUT Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir başkanlığında oluşturulan kriz masasıyla çalışmalar koordineli bir şekilde Silifke ilçesinde yürütülüyor. Bu arada Silifke'nin Canbazlı mahallesinde serasında biriken karı temizlerken sera demirleri ve kar altında kalan 50 yaşındaki Muhammed Çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre birkaç arkadaşıyla birlikte seraların üzerinde biriken karı naylonları yırtmasın ve seraya zarar vermesin diye temizlemeye çalışan Muhammed Çocuk, seranın yıkılması sonucunda sera demirlerinin ve kar birikintisinin altında kaldı. Çocuk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ticari araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı. Mersin'de D400 karayolu Bağlarbaşı kavşağı yakınlarında Tarsus istikametine seyreden büyükbaş hayvan yüklü tır, portakal yüklü tır ve otomobille Çetin Darılmaz yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında araçta sıkışarak yara alan Çetin Darılmaz, Akdeniz ve Tarsus İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Tarsus'ta hastaneye kaldırıldı. Dünyada 25 milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mersinli Rümeysa'nın sesini Sağlık Bakanlığı duydu. Allah'ıma hamdolsun, 6 aylık bir uğraşın sonucunda nihayet sesimizi duyurabildik. Kızım inşallah sağlığına kavuşacak. Sayın Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a çok çok teşekkür ederim. Sesimizi duydu. Hastamıza inşallah bir hastane buldu. Ankara Numune Hastanesi'nde kızımın ameliyatı için bir doktor ayarlandı. İnşallah orada kızım sağlığına kavuşacak. Çok mutluyuz. Allah'ım hiç kimseye acı göstermesin. Yani gerçekten çok zor bir duyguydu. Bu hastalık milyonlarda bir görülen bir hastalıktı. Nihayet Allah izin verirse doktorumuz bulundu. Mersin'de 25 milyonda bir görülen Moya hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Rümeysa Cüce'nin yardım çığlığı Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla Rümeysa'nın tedavisi gerçekleştirilecek. İki çocuklu Adem Nuran Cüce çiftinin kızları 7. sınıf öğrencisi Rümeysa'nın hastalığı 2015 yılında ortaya çıktı. Mersin'de naylon bir barakada yaşayan çift imkansızlıklara rağmen hastane dolaştı. Tutukluk, yürüme zorluğu, unutkanlık ve algı yetersizliği rahatsızlığı görülen 13 yaşındaki Rümeysa'ya 25 milyonda bir görülen Moya teşhisi konuldu. Türkiye'de sadece 4 kişide görülen bu hastalığın tedavisinin 150 milyon lirayı bulduğunu öğrenen aile durumu yetkililere ulaştırmak için büyük çaba sarf etti. Ailenin yardım çığlığını Sağlık Bakanı Recep Akdağ duydu. Akdağ'ın talimatıyla Rümeysa Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınacak. Rümeysa ve ailesi Ankara'ya gitmek için son hazırlıklarını yaptı. Umut arayan aileyi mahalle sakinleri yolcu etti. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 16. haftasında Mersin İdman Yurdu Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Bandırma Spor'u 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Mersin İdman Yurdu 11 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın 39. dakikasında Emrah'ın soldan ceza sahasına ortasında Güven'in kafa vuruşunda kaleci Okan topu son anda çeldi. Dönen topu iyi takip eden Mersin İdman Yurdu futbolcusu Pedriel, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Mersin İdman Yurdu 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Mersin İdman Yurdu sahadan galip ayrıldı. Bu galibiyetle Mersin İdman Yurdu puanını 9'a yükseltti. Kırmızı lacivertliler 1. Lig'in ilk yarısını 9 puanla 18. sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 16. haftasında Mersin İdman Yurdu evinde konuk ettiği Bandırma Spor'u 1-0 yendi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maçın genelinde iyi oynadıklarını belirterek şöyle konuştu. Maçın genelinde iyi olan taraf bizdik, pozisyonu ayıran taraf bizdik. Özellikle ilk yarı iyi bir oyun ortaya koyduk. Fakat ikinci yarı birkaç tane pozisyon verdik rakibe. Ama yine de gol atmasını bildik. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnanılmaz derecede mücadele ettiler. Onlara ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Benim söylemek istediğim farklı bir konu var. Mersin İdman Yurdu gibi kulübün buralarda olması gerçekten beni üzüyor. İnşallah devlet büyüklerimiz, sayın valimiz, belediye başkanımız, değerli büyüklerimiz
iş adamlarımız hep birlikte bu kulübe sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz geldiğimizden beri bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür ki son maça nasip oldu. İlk yarının son maçına nasip oldu galip gelmek. Ama bir an önce hep birlikte bu takımımızı layık olduğu yerlere getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. İnşallah da ikinci yarı daha iyi bir Mersin İdman Yurdu izletiriz diye düşünüyoruz. Sorusu olan var mı? Teşekkürler. İyi akşamlar.